Sayfama hoş geldiniz. Ben Nazlı Erten. Eğer sayfama abone değilseniz lütfen şuradan abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve like'larınızı da bekliyorum. Hemen şöyle hızlı bir giriş yaptım. Bebişler uyuyorken evi toparlayacağım. Saçım başım dağılmış, göz altlarım şiş, yüzüm şiş. İnanılmaz zor bir gece geçirdim. Alya ve Lara maalesef geceleri uyku düzensizliği olduğu için sorun yaşıyoruz, uyumuyorlar. O yüzden onları gündüz uykusuna yatırdım. Onlar uyuyorken hemen evi toparlayacağım. Robotu çalıştırdım. O bir evi silecek, süpürecek. Allah'tan robot süpürgem var. Elim ayağım oluyor. Misafirim gelecek. Onun için hazırlık yapacağım. Bayramdan yeni çıktık. Bayram gezmesi diyebiliriz. Tatlım var. Kuru pastam var. Onları ikram edeceğim. Çayımı demleyeceğim. Eğer yapabilirsek, hava bugün çok güzel, artık yaz geldi, Ankara cıvıl cıvıl, bir de pazar günü olduğu için belki bir pazar gezmesini yapabiliriz ama ilk önce evi toparlamam gerekiyor. Hızlı bir şekilde hemen işlere koyulmam lazım. Bebişler burada uyuyor, o yüzden ben sessizim. Oturma odasında uyutuyorum gündüz park yataklarında. Onlar uyuyorken ben de hemencik ortalığı topluyorum. Tabii ben videoya başlamadan önce temizliğe başlamıştım. Şimdi bir yatak odası toparlanacak. Küçük banyomu yıkayacağım. Şurada deterjanlarım var. Hemen hızlı bir şekilde burayı yıkamam lazım. Tabii ki neyle? Ben inanılmaz çok Domestos kullanıyorum. Benim gibi olan var mı? Elimden düşürmüyorum. Böyle stok yapıyorum özellikle. Şimdi Domestos'la yıkayacağım, sonra da azıcık böyle kokulu mermer dökebilirim. Hemen yıkıyorum. Burası bitti. Paçalarımı da sıyırdım. Batmasın diye. Şimdi bu kolara ıslatmaya gidene kadar şurayı da sileceğim. Her gün şu dolapları aç kapa aç kapa, gerçekten batıyor yani ister istemez. Her gün elim de değiyor. Siliyorum ama yine de leke oluyor yani, her evde vardır o. Bir de artık iki çocukla gerçekten yetişemiyorum. Hani nasıl yapıyorsun, nasıl bakıyorsun, yardımcın var mı diye o kadar çok sorun var ki. Yok arkadaşlar yardımcım, annem sağ olsun yardıma geliyordu. 40 gün yanımda kaldı, daha sonra istemedim, kendim istemedim. Kendim bakmak istedim. Zorluğuna da kolaylığına da ben alışayım. Ben düzenimi oturtturayım istedim. O yüzden annemi gönderdim. Şimdi çok şükür ha, zorluğu var mı yok diyemem ama işte bir şekilde evin işini de yapıyorsunuz. Bebeğe de bakıyorsunuz. Gününüz geçiyor. Çok şükür bugünümüze. İki bebeğe bakıyorum. Ondan sonra temizliğimi ne kadar yapabilirsem. Yani yetebiliyor muyum? Yetemiyorum aslında. Bir şey yapıyorum, bir şey kalıyor. O yüzden valla bugünüme de şükür diyorum. Çocuklarım sağlıklı olsun da temizlik yapılır, aman boşver. Önceden çok şeydim. Evi silip süpürmeden asla dışarı çıkmazdım, biliyor musunuz? Şimdi hiç umursamıyorum. Çocuklarım sağlığı yerinde olsun. Onlar için her şeyi yapıyorum. Evet, buranın da tozunu aldık. Şu makineyi de sileyim. Bu arada bu kullanat ıslak mendilim çok
işime yarıyor. Bakar mısınız nasıl? Makinenin altında tam geliyor. Deterjan dökülmüş. O gün duş atmıştım. Çıkarmadan boşalttım. Niye böyle bir hata yaptım bilmiyorum ama. Bura bitti. Gidiyorum. Yatak odasında tam 4 tane beşiğimiz var. Dün gece zor bir gece geçirdik demiştim ya. Lara kustu. Anne çok huysuzdu. Onlar kustuğunda da aslında yan yatırıyorum ama panik yaptım. Ve Alya hep yanımda uyumak istiyor. Ben de şöyle bir yöntem keşfettim. Yastığımı koydum başucuna. Yastık koyma işte, 1 yaşına kadar yastıksız yatır falan filan diyorsunuz ama mecbur yastık koymak zorundayım. Bebek reflümüz hala geçmedi. Öbür yastığı alıyorum ama nerede bilemedim. Nefes nefese kaldım. Acaba dedim üşüttüler mi? Dün dışarı çıkmıştık. Üşüttüler mi dedim. Bilmiyorum ki neden böyle oldular. Neyse, bugünümüze şükür. Şimdi toparladık. Allah'tan gündüz biraz iyilerdi. Yoksa hastaneye götürmek zorunda kalacaktım. Şimdi bunları yatağını düzelteyim. Sonra kendi yatağımızı. İlk önce öncelik Alya ve Lara. Ya artık böyleyiz. Şöyle ne kadar yapabilirsem. Çok fazla düzgün olmuyor. İnanın bu yatağı bazen düzeltmiyorum biliyor musunuz? Çünkü koştur koştur bazen evden çıkmam gerekiyor. O yüzden yatağı toplamıyorum. Yalan söylemeyeyim yani. Kaç tane beşiğimiz var. Ya o yüzden bazen bunu toplamıyorum. Yatak odasındakini toplamıyorum, öyle diyeyim. Şu da koptu. Yatağımızın başını. Ona bir şey dikmem lazım. Şu cebin direğimizi de düzeltelim. Bir de yastığımız var. Şöyle koydum. Aslında bugün size bir günümü çekmiş oluyorum. Öyle olacak yani. Hem temizlik hem düzen. Hızlı bir misafir ağırlama. İki bebekle nasıl yapacağım? Kocam evde. Bu bir izinli. Zaten gelen de yabancı değil. Arkadaşlarımız geliyor. Şöyle hemen. Çarşafı sirkeledim. Sakın linç demeyin. Hatta şurada çocuk kalmış. Pikemizine serelim. Sabah kalkar kalkmaz başucumda hemen şey var. Çocukların ihtiyaçları işte bez, ıslak mendil, vitaminleri, yataktan kalkar kalkmaz hepsini hallediyorum. Altımızı açıyorum, pijamalarını değiştiriyorum, kıyafetlerini giydiriyorum. Güne
O şekilde başlıyoruz. Vitaminlerini de burada veriyorum unutmayayım diye. Her sabah rutinimiz. Yoksa unutuluyor, bir şey giriyor araya. Tamam. Burada tamam. Pijamalarımız, suyumuz, şu şuraya, bu kirliye, şu yastığı kandırayım, bunlar kirli. Burada bitti, gidiyorum başka yeri toplamaya. Mutfağa geçeyim, mutfağımı toplayayım, sonra hazırlanacağım. Şunlar hemen kurusun, birazcık salıversin. Onları da kaldıracağım. Bir yada hazırlayacağım. Şöyle bir robot silini ama bir de ben silinim üstüne. Ondan sonra da hazırlanacağım. Şimdi robotu balkona koydum. Burayı silse süpürsün. Ben de hemen villadayı hazırladım. Şöyle bir hemen ortalığı sileceğim. İçerisine yine Domestos koydum. Azıcık kokulu deterjan koydum. Robot süpürge silmişti ama ben yine de üstten geçeceğim. Şuradan başlıyorum. Çekimle yapamadım. Hemen hızlı bir şekilde bitirmem lazım. Hızlı bir şekilde hemen villadamı yaptım. Saçlarımı bağladım bugün. Hiç uğraşamayacağım. Şöyle bağlı olsun. Sıkı bir at kuyruğu. Gayet güzel oldu. Üstüme beyaz bir bluz giydim. Şimdi mavi pantolonum var. Onu giyip geliyorum. Evet, pantolonu da giydim. Şöyle saksı mavisi bir pantolonum vardı. Beyazla kombinledim. Oldu, gayet iyi oldu. Şimdi şöyle bir nemlendirici süreyim. Şöyle de kaldırayım. Evet. Hazırız. Misafirlerimi bekliyorum. Nasıl oldum sizce? Kızçelerimi de hazırlayayım. Onlar da uyanmak üzere. Hemen karınlarını doyuracağım. Bugün mavilendik. Bakalım. Misafirlerim geldi. Tabii onlar yenince bir curcuna yaşandı. Videoyu alamadım. Ama şimdi şekerimi, kolonyamı alıyorum ve hemen gidiyorum. Şimdi misafirlerim geldi. Hemen yağımı kızdırdım. İçli köftelerimden çıkardım. Bunlardan ikram yapacağım. Tatlım var. Su böreğim var. Kuru pastam var. Çayımı da demledim. Her şey hazır. Bu arada bir tane miniş var içeride. Size onu da göstereceğim. Annesi babası izin verirse tabii ki. Kızardıysa bakayım. Evet. Atabilirim. Buzlu buz batıyor, fren böyle çarpma falan olmuyor. Tabii biraz tutmam lazım. Tamam. Bu kızartın ikinci postayı da atacağım. Şuradan bu. Şuradan. Gel. Bak burada ne var? Kompa! Evet! Mutfağıma hoş geldin koyulmasın. Bayramlaşalım mı seninle? Bir bayramlaşalım mı?
Öp elimi. Şöyle tut. Bir alnına koy. Kafasına koy. Kafasına koy. Kafasına koy. Kafasına koy. Oyuncak vereyim. Gel. Bir sürü oyuncak var orada. Git. Gel. Burada gel. Gel 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 gel. Bak odamız güzel mi? Gel. Güzel mi odamız? Var mı ya? Aa, oyuncak. Bak burada da var. Gel bak. Ha, açalım mı? Dur bırakayım. Kapalı mı bakayım? Bakayım. Hadi otur. Bir de bunu al. Bunu da alır mısın? Bak bu da var. Aa, bu da varmış. Bak bu sana göre. Ama çalışıyor mu ki bakayım? Bu bence çalışmıyor. Ya da pili yok. Düt. Düt 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 yap, tamam mı? Oyun oynamıyor muydun sen odada? Babana mı göstereceksin onu? Ay, karpuz diyor. Karpuz mu diyorsun? Karpuz. Hadi götür de oyna anneciğim. Aa, bakayım nelerle oynadın. Bana bir gösterir misin? Nelerle oynadın Poyraz? Neyle oynadın? Aa, ne kadar güzel oynamış ya. Aferin sana. Bebekler de uyansın, onlar da oynasın seninle. Tabaklarımı hazırladım. Şu böreğim, içli köftem, tatlım, kuru pastam. Şöyle hemen götürüyorum o zaman. Balkon sezonu da açtık. Herkes kendine bir rahatlığı oluyor abi. Yani. Aynen. Buyurunuz. Diyet değmişsiniz ama. Evet. Afiyet olsun. Bu diyet listesiydi. Bu mu diyet? Evet. Ben bunların yüzünden bu hali. Poyraz. Poyraz sen de bebeksin. Sev bebeği, sev. Poyraz bebeği sev. Bebeği sev. Cici. Cici. Aaa cici. Sanki kendi çok büyümüş gibi. Şimdi çayımızı içtik, tatlılarımızı yedik. Türk kahvesi sevmedikleri için Nescafe yapıyorum. Şöyle süt tuzum vardı. Onunla yapacağım. Suyum kaynıyor. Eşit bir şekilde yapayım. Bu arada Alya ve Lara'ya hediye getirmişler. Hadi gelin birlikte açalım o zaman. Mickey Mouse seviyoruz zaten biz. Şöyle bir altı var. Bakalım. Çok güzel. Diğeri de onun aynısı. Hemen yaşadıklarım 9-12 tam böyle geçiş dönemimizde giydiririm mis gibi. Çok güzel, çok beğendim. Keselerine bereket. Bir de şey takalar koymuş. Saçımız çıksın da şunları takalım ya, bakar mısınız? Çok güzel. Bir sürü tokamız var ama saçımız yok. Şunlar da bağlama tokalar. Bir de şunlar var. Kirazlı. Bir de şunlar var. Allah'ım çok güzel. Çok beğendim. Gidelim. Teşekkür ederim. İçerideler. Onlara da teşekkür ederim. Poyraz orada kaldı. Kim o? Git de biraz babam baksın sana. Bıktım senden. Yürü. Git baba baksın sana. Baba bebekler büyüdükten sonra ben böyle yaşıyorlar. Ben de böyle olurum. Çok güzel bir şey aslında. İnsan evet. Bazen çok çabuk büyüyorlar. Şu anda ben diyorum ki 4 ay nasıl çabuk geçti. Ya.
Hamilelik nasıl geçti? Ben dün bir tane hamile kadın gördüm. Dedim ki, ya ben hamileliğimi özledim. Doyamamıştım. Ben de hiç arasını söyleyeyim. En çok hamileliğimi özledim. Karnın da var. Evet. Benim güzel son de. 1,5 ayım, 2 ayım doğru geçti. O da ben erken başlangıya çıktım ben. Yoksa güzel bir hamilelik geçiyor. Kız benim 32. haftamda çıktım sancım, biliyor musun? Ta 32. haftamda. Kafirlerimi uğurladım. Bebişlerim uyandı. Onları doyurdum. Size bunu çekemedim tabii ki. Şimdi Alya uyuyor. Lara uyanık. Hemen ana kucağına koydum. Böyle oyun oynuyor. Bunları çok seviyor. Dışarı çıkmadık çünkü sohbet muhabbet çok koyuydu. Dışarı çıkmaya fırsatımız olmadı ama hava çok güzeldi. Balkonda oturduk zaten. Balkon sezonunu bugün açmış bulunduk. Her şey çok güzeldi. Hediyelerini de çok beğendim. Hem bayram gezmesi hem bebek görmesi güzel oldu. Uzun zamandır da görüşmüyorduk. Bakar mısınız Lara'ya? Gün boyu böyle. Çok seviyor. Alya da birazdan uyanır. Beni izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.